Hipofiz bezesi hipotalamusun altında bezelye büyüklüğünde ön ve arka lobtan oluşan bir organ. Türk eğri denen şöyle bir kemik çıkıntı var, girinti var daha doğrusu. Şu şekilde bunun içerisinde bir yuvası varmış gibi. Evet şöyle hemen gözün arkasında hipotalamusun altında bezelye büyüklüğünde bir organ. Evet bu organ çok çok önemli. Birçok hormon salgılar. Bu salgılamış olduğu hormonlar sayısız. FSH ve luteinizan hormonu. Erkeklerde testislerin salgıladığı sperm ve meninin kalitesi buna bağlı. Testosteron hormonu vesaire. Luteinizan hormonu yine testislere. Hem kadınlarda hem erkekler için FSH ve luteinizan hormonları cinsel organlara. Kadınlarda yumurtalık, erkeklerde testislerle ilgili hormonlar. FSH, folikül, stimulans hormon, luteinizan hormon. Bu iki hormon. Böbrek üstü bezesi ise salgılamış olduğu hormonla kortizon ve hormon salgılayıcı kortizon vücuttaki suyun tutulması, suyu oranını dengeler yani suyla ilgili. Antidiüretik bir hormon. ADH, antidiüretik. Buradaki vücuttaki su miktarını belirler. Ne kadar, ne süzülecek, ne atılacak vesaire vesaire. Oksitosin hormonu rahim ve göğüsle ilgili hormon. Bu kadınlık hormonlarını düzenler. Oksitosin. Doğumdan önce rahmin gelişmesi, büyümesi, doğum öncesi sancıların başlaması vesaire vesaire ve göğsün fonksiyonları bayanlarda oksitosin hormonuna bağlı. TSH hormonu, tiroid stimulans hormon, bu T3, T4 hormonu ne kadar salgılanacağını belirler, yönetir. TSH hormonu, tiroidi yöneten hormonu, TSH hormonu, bütün bu hormonları hipofiz bezesi. Tabii hipofiz bezesi bu hormonların bir kısmını kendi salgılarken bir kısmını hazır hipotalamus. Hemen hipofiz bezesinin üstündeki bölüm üretir, hipofiz bezesine gönderir. Evet, antidiüretik hormon. Prolaktin hormonu, göz yani annelik, dişilik, süt hormonu diyebiliriz buna. Hamilelikten sonra işte hamilelik döneminde süt göğsün ne kadar nasıl süt üreteceği buna bağlı prolaktin hormonu. Erkeklerde de var bu prolaktin minimum seviyede olması gerekir. Kadınlarda tabii doğumdan sonra artması gerekir. Bu hormonları yönetir. Derinin ne kadar pigment içereceği, kişinin rengi, nemli olup olmayacağı meselesine bu da melatonin stimulans hormonu tarafından yönlendirilir. Kraft hormon kemiklerin yapısı dokusuyla ilgili vesaire vesaire. Oksitosin hormonu rahimi doğum öncesi doğuma hazırlar veya göğüsle ilgili. Yani birçok hormon burada rol oynar. Bunların bütün hormonların bütün endokrin organların böbrek üstü bezesi, rahim, yumurtalık, göğüs, tiroid bezi, erkeklik organları, kadınlık organları, bütün bunların hatta karaciğer, pankreas ne kadar ne üretici hipofiz bezesinin salgılanmış olduğu hormonlara bağlı. İşte şurada bu hipofiz bezesinin sapında makro veya mikro adenom denen kist oluşursa, 1 santimden küçükse kist mikro adenom, 1 santimden büyükse makro adenom denir. Makro veya mikro adenom olursa hipofiz bezesinin sapında bu hemen göz siniri, göz görme gözde olur ama baktığımız cisim burada yansır, görünür ama fotoğrafın oluşması, filmin çevrilmesi beynin arka tarafında oluşur. Karanlık oda gibi. Burada göz siniri beynin arkasına giderken beynin ortasından şurada hipofiz bezesini eğer mikro adenom olursa siniri sıkıştırır. Göz siniri sıkıştırır. Göz siniri sıkışırsa ne olur? Evet, göz siniri buradan şu sarı olan sinir. Buradan hipofiz bezesinin hemen üstünden beynin arkasına doğru giderken burada sıkışırsa, kist oluşursa 2 santim makro adenom oluşursa önce kişi böyle kafasını eğerek bakmaya görmeye başlar. Sonra göremez yani görmeyi engeller. O nedenle hipofiz bezesinin sapında oluşan mikro veya makro adenom ameliyatla alınır. Fakat bu kist bazen erkeklerde prolaktin hormonunu artırır, cinselliği bitirir. Yani süt hormonu, süt artıran hormonu tetikler. Adamda cinsel hormonlar azalır. Luteinizan hormonunu azaltır, prolaktin hormonunu artırır. Tehlikeli bir şey. Adamcağız biri geldi böyle prolaktin hormonu fırlamış gitmiş, doktor ameliyat demiş. Ameliyat olmamış. Tekrar yükselen ameliyat demiş. Araştır, iyi bir araştırmacı. Ben ameliyat olmam. Kadınlık hormonu artar bu sefer cinselliğin biter demiş.
biterse bitsin. Geldi bana, ne olacak benim halim? Dedim ki hipofiz bezesinin makro veya mikro adenom olursa şu burundan girilir, gözün altından hipofiz bezesindeki makro veya mikro adenom ameliyatla buradan alınır, kis. Hipofiz bezesinin sapındaki şuradaki kis alınır. Adenom şu sarı olan nokta. Dedi ki bu ameliyatsız ne yapılabilir? Çok kolay. Nasıl kolay? Nasıl çok kolay? Şimdi çoban çökerten mayteke zerdeçal. Çoban çökerten demir diken denir buna, demir diken. Çoban çökerten gerçekten de çoban çökertecek kadar sert bir tikeni var. Adamı perişan eder. Şöyle tikeni var. İşte bu çoban çökerten çok çok enteresan bir etken madde içerir. Bir değil, birçok. Diyoskenin ve prodiyoskenin içerir. Diyoskenin, prodiyoskenin. Bu yandaki şeker parçaları parçalanır. Prodiyoskinde daha çok şeker var. Diyoskenindeki yanda bağlı olan şu yandaki şeker parçaları ve hidroksit parçalandığı zaman ortada ne ortaya çıkar? Testosteron hormonu ortaya çıkar. Diyoskenin erkeklik hormonuna dönüşür. Evet, bu erkeklik hormonuna dönüşür. Diyoskenin. Çoban çökerten bu parça şeker parçası glikozit ayrıldı mı geriye 10 numara testosteron hormonu çıkar. Bu yapılan araştırmalarda erkeklerde diyoskin, diyoskenin, prodiyoskenin gibi birçok etken madde içerir. Erkeklerde erkeklik hormonunu %40 ila 50 artırdığı, bayanlarda östrojen hormonunu %70-80 artırdığı, hem bayanlarda kadınlık hormonunu artırıyor hem erkeklerde erkeklik hormonunu artırıyor. Böylece kısırlıyor önlüyor. Yani hem kadınlarda yumurtanın kalitesini artırıyor hem erkeklerde sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığa karşı. Dünyada en etkili bir etki. Dünyada. Çoban çökerten. Evet. Antalya, Alanya'da yıllardır çocuğu olmayan bir çift aile. Alman. İyi Türkçe biliyorlar. Aradılar, dediler ki lütfen yardımcı olur musunuz? Komşusu demiş ki İbrahim Bey yapabilir bu işi. Bu konularda uzman. Aradılar. Ne gerekiyorsa gönder. Sorun değildik. Ürünleri gönderdik. 3 ay sonra hamile kaldı. Kızlar oldu. Kızımızın ismini İbrahim Bey koysun demiş. Onların kızının ismini Melisa koydum. Hem Türkçe hem Almanca. Bundan 35 yıl önce ilk çocuk ismini Elif diye bir kız ismi koymuştum. O da. O beyefendi de böyle hastaneye yatmış. Hastanede, radyolojide çalışıyor. Gelen hastaların hepsinden mikrop kapmış. Kronik yorgunluk sendromuna sebep olan EBV virüsü kapmış. Epstein-Barr. Doktorlar üzerinde kortizon denemiş, kimyasal antibiyotik, antibiyotik vesaire adamı bitirmişler. Demişler modern tıp bitti, evine git, yapacak bir şey. Ya ben ölüme mi terk ediyorsunuz? Evet, bir şey yapamıyoruz. 6 ay denedik her şeyi, hiçbir şey yapamıyoruz. Psikolojisi sıfır, eve gitmiş beni arıyor. Dedi ki ben sizi internetten buldum. Tedavi ederiz diyorsun, limsayla her hastalığı. Gerçekten böyle bir şey var mı? Var, hayal değil, gerçek. Dedim ki ama şimdi yoldayım, beni son arar. Yok yok, arabanı çek sağ, dinle beni ya. Benim hayatım söz konusu dedi. İyi peki dedim. Adam biraz gerilimli, stresli. Çektim arabayı sağ tarafa otobanda. Buyur dedim. Radyolojide çalışıyorum, gelen gidiyorum. Tüm hastalardan mikrop kapmışım. Doktorlar ilaçlar denediler. Faydası olmadı, beni evet gönderdiler. Şimdi kronik yorgunluk sendromuna yakalandım. EBV virüsü. Hiçbir ilaç fayda etmedi. Evde böyle ölü gibi yatıyorum. Telefonla bile zor konuşuyorum. Hanımın yardımcı oluyor telefonla konuşması. Ne olacak benim bu halim? Hiç sorun değildi. Limsa kullanıyorsun, o zamanki ismi iksir. Bitti gitti. Kullandı, 3 ay sonra önce hanıma karşı çıkıyordu. Sarımsaklı şey ya çok pis kokuyor falan diyordu. 3 ay sonra beni aradı, hanımı aradı. İbrahim Bey size abi diyebilirim diye buyur dedim. Ben dedi Sattar Bey'in hanımıyım. Buyurdum. Sarımsak koyuyordu, şikayetçi oluyor musun dedim. Olurdum ama çok faydasını gördü. Adam kendine geldi dedi. Artık yürüyüş yapıyor, geziyor sokaklarda. Dedi ki bizim çocuğumuz olmuyor, buna da faydası olur mu? Test yaptırdınız mı? Tahlil yaptırdınız mı? Yaptırdık. Dünyanın en meşhur hastanesi Heidelberg. Doğum ve çocuk kliniği. Hiçbir şey olmaz sizden. İkinize de sorun var. Hamile kalamazsın, çocuk yapamazsın, evlatlık alın demiş. Birçok araştırmalardan sonra. Sorun değil, hallederiz dedim. Limsa gönderdim. 3 ay sonra hamile kaldı. Çocuklar oldu. Çocukların ismini ben koydum. Elif. İlk ismi, çocuk ismini o zaman koydum. 35 yıl önce kız siyasinde olmuştur, evlenmiştir. Şimdi hipofiz bezesi birçok hormon salgılar. İşte makro veya mikro adenom olursa mayteke Z artı çoban çökertinle tedavi ederiz. Makro mikro. Eridi bitti gitti makro mikro. Hormonlar tekrar normala döner. Şimdi mesela orada
Hipofiz bezesi, TSH yeterince salgılamazsa, yani tiroid bezini uyarmasa, tiroid bezesi T3, T4 salgılamazsa ne oldu? Hipotiroid. Hipotiroid olursa ne olur? T3, T4 eksikliği, bütün sistem çöker. Mide asidinin kalitesi buna bağlı. Pankreasın salgılanmış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler buna bağlı. Ha, midenin salgılanmış olduğu pepsin de buna bağlı. Intestin faktör de bağlı. Intestin. Karaciğerin salgılanmış safra, bağırsakların salgılanmış enzim, kas, kemik, doku. Bütün ikinci orkestra şefi tiroid bezesi. Hipotiroid olduğunuz sistem çöker. Çok çok önemli. Hipotiroidi çalıştıran nedir? Hipofiz bezesinin salgılanmış olduğu TSH. Yani birinci orkestra şefi hipofiz bezesi, ikinci orkestra şefi tiroid bezesi. Mesela insan vücudunda çok denge var. Çok çok doğduğu günden öleceği güne kadar hormonal bir denge var. Yanlış beslenme, ilaç kullanma sistemi çökertir. Evet, şimdi bir hastalık daha var. O da agromegali. Gördüğünüz gibi adamın yüz kemikleri, çene kemikleri, burun kemikleri, kemikleri büyüyor. Bu da hipofiz bezesinin sapında olur. Agromegali olursa kişinin elleri, ayakları, yüz kemikleri büyür. Agromegali çok nadir olan bir hastalık. Doktor demiş ki gencin birine, senin kulak kemiğin büyüyor. Kulak kemiği büyüyor demiş. Kolestoatom. Demiş ki doktoru, orta kulaktan bir kemik büyüyor beyne doğru. Bu ameliyat edilmezse demiş, kulaktaki kemik büyür beyne doğru, beyni patlatır. Çok güldüm. Çocuk dedi ki, niye gülüyorsun abi dedi. Beynim patlayacak. Beyin patlamaz dedim. Panik yok. Nedir bu ya dedi. Beyne doğru giden nedir o zaman? İnsan vücudunda hiçbir kemik büyümez. İltihap sertleşir. Kemik gibi oluyor. Doktor kemik zannetmiş. Ne olacak? Ginkgo ZST artı Afrika sardunyası, Boswellia kullanacaksın. İltihap aktı mı? O kemik gibi olan serçe iltihaptır. Aktı mı? Kurtuldun kemik. Kemik diye bir şey yok. Kemik sadece agromegalide büyür. El, yüz, ayak. O da hipofiz bezesinin sapında tümör olursa kötü oluyor. Ya bu kötü bir şey. İyi dedi. Bu vatandaş bizim ürünleri kullandı. 3 hafta sonra sabah sabah beni arıyor. Sabah ezanı. Ne oldu? Ne var? Suratı ne arıyor? Hocam kulağım akmış. Dedim ki kulak akmaz. Simsiyah olmuş yastığın. Akan kulak değil. Nedir? O taş gibi olan kolestoatom denen kist. Aslında kolestoatom, kist. İltihap. Kemik dediği şey odur. İltihap olmuş, akmış kulağın. Simsiyah olmuş. Ne yapacağım o zaman? Doktora git yıkasın kulağını dedim. Tamam dedi. Beni de ara. Tamam dedi. Doktora gidiyor. Kulağını doktor bakıyor. Kemik dediği şey akmış, gitmiş, bitmiş. İltihap akmış. Kulağını yıkamış. Tamam. Bu kemik değilmiş demiş. Aradı beni, dedi ki hocam Allah razı olsun. İltihapmış dedi. Doktor kulağımı yıkadı. Şimdi eve gidiyorum. İyi maşallah. Evet. Şimdi her türlü kısırlığa karşı çoban çökerten var. Sorun yok. Bayanlarda ve erkeklerde. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonunu artırır. Biz bununla ilgili çalışmalar yaptık tabii ki. Süperkritik. Süperkritik ne demek? Dünyada benden başka süperkritik çemen üreten yok demek. Bitkiyi, bu eşek papatyası, hakiki papatya değil. Getirmiş vatandaş da, dedim bunu kullanamayız. Sen git başka doğu al. Türkiye'de satılan bütün papatyaların %98'i eşek papatyası. Çünkü ucuz, her yerde bulunuyor. Hakiki papatyayı bulamıyor, çok pahalı. Özel yetiştirilmesi gerekir. Vatandaş eşek papatyası, hakiki papatya ne olduğunu bilmediği için alıyor. Şimdi bunu toz haline getirdikten sonra veya çuban çökerteni ne yapıyoruz? Toz haline getirdikten sonra çuban çökerteni reaktöre veriyoruz. -78 derecede alkol yok, su yok, ısı yok. Bitkinin birleşiminde ne varsa çözüyor. Çamur gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani uçucu yağlar. Hiçbir şey kaçamaz, göçemez, bozulmaz. Her şey çöker. Eterik yağlar, doymamış yağlar, vitaminler, mineraller, enzimler, flavonoidler, flavonoid glikozitler vesaire tanine ne varsa çöker. Hakiki papatyadan, 100 kilo papatyadan 2 litre sadece etken madde çıkar. 100 kilodan. Yani papatya süperkritik, litresi 10 bin lira bize maliyet. 30 çeşit burada bitkinin, 30 çeşit bitkinin süperkritik yağı. Avustralya, Sydney Üniversitesi'nde tedavi denemeleri yapılmış. Çemenin birleşiminde tigolon ve diğer etken maddeler erkeklerde erkeklik hormonunu artırdığı 120 insan üzerine tedavi denemeler yapılmış. Evet, 120 erkek
Yaşı 43 ile 70 yaş arasında 120 kişi üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Erkeklerde azalan erkeklik hormonu testosteronu artırdı, sperm kalitesini artırdı, libido cinsel. 3 ayda belgelenmiştir. Burada yüzlerce araştırma var. Sema Hanım, selamun aleyküm. Çoban çobanlısının faydasını görmeye başladık. Allah razı olsun sizden demiş. Detay vermemiş. Elif Hanım, çoban çikolatanın seti damar açıcı olarak çok etkili. Damar, evet. Kalp damar için güçlendirici. Ali Bey, hocam, vermiş olduğunuz bitkisel çoban çikolatanın seti ürünü bana çok faydası oldu. Buradan kendisine teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşlerinize başarılar dilerim demiş. Nefis Hanım, sağ olun, Allah razı olsun. Oğlumda hormon bozukluğu rahatsızlığı vardı. Çok faydasını gördü. İyi ki varsınız. Allah sizden oğlunda hormonal dengesizlik varmış. Ha, bu sadece çoban çikolatan hipofiz bezesine etki yaparak lütanizan hormonunu, meneyi, spermi kalitesini, testosteronu artırmaz. Bir diğer özelliği daha var. Jinekomasti derler. Erkeklerde prolaktin hormonu yükselirse veya aşırı bu bodybuilding yapanlar kimyasal kullanıyorlar. Androjenik. Onu yaparken göğüsleri büyüyor. Sentetik olduğu için zarar veriyor. Birçok ilaç kullanıyorlar. Kas yapıyor ama göğüs de büyüyor. Göğüs büyüyünce ne oluyor? Erkeklik hormonu azalıyor, kadınlık hormonu çoğalıyor. Jinekomasti. Göğüs büyüyor. Erkeklerde göğüs büyümezse jinekomasti. Onu bile tedavi ettik. Oğlumdaki hormonal anormallik nedeniyle ortaya çıkan sorunu giderdik. Bir başka olay, Aykut Bey, hocam adamsın. Ben daha önce varikozol teşhisi ile ameliyat olmadan size başvurmuştum. Ameliyat olmadan varikozol teşhisi koymuş doktor. Çoban çikolatanın seti önermiştiniz, kullanmıştım, şifa bulmuştum. Kontrolde varikozol kalmamıştı. Maşallah. Elhamdülillah. Ne yapmışız? Spermi kalitesini artırıyor. Testosteron hormonu kalitesini artırıyor. Erkeklik hormonu artırıyor yani. Jinekomastiye iyi geliyor. Artı varikozol. Testislerde ortaya çıkan bu toplar damar zafiyeti nedeniyle. Nasıl ki baldırma bacaklarda variz, veniz yetmezlik oluyor. Testislerde de varikozol olur. Toplar damar kanı toplayamazsa testislerdeki vücut ısısından 2 derece düşük olması lazım. Mesela vücudun ısınız 37.5. Testislerin hafif soğuk olması lazım. 35.5, 2 derece. Burada üretilen spermin yukarı pompalanabilmesi için vücut ısısından 2 derece soğuk olur testisler. Pompa mekanizması var. Testislerin üstünde epididimi, teşhis üstü bezesi. Pompalar, prostatın üstünde sperm torbası var. Orada sperm torbasında sperm birikir, meni birikir. Cinsel ilişki anında prostatın salgılamış olduğu hormonla koyu olan meni incelir. İyi huylu prostat büyümesine karşı da burada bir ürünümüz daha var. Cüce palmiye. Cüce palmiye de ne yapar? İyi huylu prostat büyümesini önler. Ne diyor vatandaş? Varikozol ameliyatı olmam gerekiyordu. Çoban çikolatanın setiyle varikozoldan kurtuldum. Ellerimde sihir vardı. Sihirlerden de kurtuldum diyor. Maşallah. Sihirlerden de kurtulmuş. Bekir Karahanlı, azosperm nedeniyle çocuğum olmuyor. Denemediğim yöntem kalmadı. 19 gün boyunca çoban çikolatanın seti kullanmaya başladım. Dayanamayıp sonuçları görmek için sperm sayımı yaptırdım. Doktorlar sperm kalitesinin bir miktar artma var. Daha kaliteli dediler. Maşallah, bir miktar artma var. Azerbaycan'da bir beyefendi tüp bebek vesaire birçok yöntem kullanmış. Sadece testiste sperm var, menede bir şey yok. Azosperm demiş doktorlar, yapacak bir şey yok demişler. Her şeyi denemişler. Orada bizim bayi Niyazi Bey rica etmiş ki söyle hocana bana faydası olduğunu. Dedim ki deneyeceğiz, göreceğiz yani azosperm. Yani çok zor. Tamam ben denerim dedi. Kullandı. Önce 3000 lira çıktı. Sonra arttı. Sonra ailesi hamile kaldı. Çocuklar oldu elhamdülillah. Yani azospermi bile tedavi edebiliriz. Yani testisle yarı canlı hücre. Tam değil yani. Tam dört dörtlük mükemmel bir sperm bile yordu vatandaş. Genç yaşta varikozol Mehmet Bey, genç yaşta varikozol hastalığına yakalandım. Daha evlenmedim bile. Testislerdeki şekil bozukluğu. Testislerimde şekil bozukluğu ve boyutlarında değişiklik yaşadım. Ofiste çalıştığım için otururken sürekli ağrılar yaşadım. Bacaklarıma kadar ağrılar hissediyordum. Hocam aynı zamanda genç olmama rağmen cinsel isteksizlik yaşıyordum. Sonunda sizi tanıdım, sizin yanınıza kadar geldim, durumu sizinle paylaştım ve sizden sorun yok dediniz. Gerçekten sorun olmadı. Önermiş olduğunuz çoban çikolatanın setini kullanarak 7 ay içerisinde varikozol rahatsızlığım geçti. Fakat ben 4 ay kadar daha kullanacağım. Hocam bu genç yaşımda hayatım mahvolacaktı. Çok sağ olun. 7 ay kullanmış sabırlı adam. Varikozoldan kurtulmuş. Cinsel yetersizlik sorunu geçmiş. Evet, burada yüzlerce yorum var.
Bu da çok enteresan, başka bir enteresan bir durum. Mehmet Avcı, hocam bende peyroni rahatsızlığım vardı. Peyroni, yani penisin şu ortalarında bir yerde mantar oluşması. Sertleşiyor böyle, penisi kırılıyormuş gibi böyle eğri duruyor. 90 derece kırılmış gibi. İşlev göremiyor. Peyroni rahatsızlığı vardı. Sizin çoban çiftliğinizin setini kullanmaya başladım. Eğrilik artık yok oldu demiş. Eğrilik yok oldu. Ne olmuş? Şimdi bir, spermin kalitesini artırıyor, meninin kalitesini artırıyor, kısırlığı önlüyor. İki, jinekomasti göğüste meme büyümesini tekrar normale döndürüyor, hormonları düzenliyor. Üç, testislerde oluşan varikozulu ortadan kaldırıyor. Dört, böyle orak gibi 90 derece kırılan penisindeki peyroni rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Beş, varikozul sorunu ortadan kaldırıyor. Ben söylüyorsam doğrudur. Öyle bir şey yok. Ben burada emek vermişim. Profesör doktor sayayım sana kaç tane. Profesör doktor Şahin. Dinkley ve ekibi araştırma yapmışlar. Klavege ve ekibi vesaire. Birçok ilim adamı hayvanlar üzerinde, tavşanlar, fareler üzerinde Çek ve ekibi, Amin ve ekibi, Oluzoton ve ekibi, Kistunova ve ekibi, Turan ve ekibi, Guthaman ve ekibi. Bunlar ayrı ayrı zamanlarda Grigova ve ekibi, Tiagi ve ekibi, Şahin ve ekibi, Tuncer ve ekibi vesaire. Bunların hepsi ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı araştırmalar yapmışlar ve cinsel performansı artırdığı, kısırlığı önlediğini belgelemişlerdir. Şimdi PubMed'e baktığımızda 526 klinik araştırmasından bahsediyor. Sperm kalitesini artırır, testosteronu artırır, prostat büyüklüğünü önler demiş. Tribulus, testosteris. Kadın cinsel işlev bozukluğuna karşı kullanılır diyor. Kadınlardaki işlev hormonal dengesi. Sadece erkekler değil ha. Kadınlardaki yumurtalık, hormonal dengesizlik vesaire. Çok çok detaylı bilgi var. Şimdi çoban çökerten erkeklerde sorun olursa çemen, kadınlarda sorun olursa hayıt. Hayıt çoban çökerten. Erkeklerde sorun olursa çoban çökerten çemen artı makador. Kadınlarda sorun olursa çemen, çoban çökerten hayıt. Şimdi bir ürün daha ürettik. İncir KSK. Vatandaş geldi, 4 defa evlenmiş, boşanmış, 5. evliliği de hanımına boşamaya kalkmış. Hanımı demiş ki hep bugüne kadar 4 tane kadınla evlendim, boşanmıştım. Şimdi beni de boşamak istiyorsun. İyi güzel ama hep başkasında hata arıyorsun. Git kendin muayene olunca bir bakalım demiş. Hata kimde? Bu kadar kadında hata olacak hali yok ya demiş. Akıllı bir kadınmış, adamı zorla doktora göndermiş. Adam doktor muayene etmiş demiş ki sende sperm var ama hareketsiz, ölü, kalitesiz, iltihaplı çocuğun olması senin. Şansın yok. Tüp bebek bu şu denemişler faydası olmamış. Beni bulmuş gelmiş bana. Dedi ki şunu kullanacaksın. Bana öyle bir şey söyle ki ucuz olsun. Şamil Bey vardı burada, dedi ki bir şey söyleyebilir miyim, söyle buyurdu. Bizde Azerbaycan'da zeytinyağının içerisinde incir bekletilir. İçerisinde baharatlar, zencefil vesaire birçok baharat kullar. 6 hafta sonra günde 3 defa bu incirden yerse erkeklik hormonları artar, sperm kalitesi yükselir. Hem kadın hem erkek kullanabilir. Kısırlar kullanır, çok çok faydalı. Gerçek. İyi hadi bakalım dedim. Adama dedim ki duydun mu? Duydum. Hadi git dene dedim. Ama dedim bana da haber ver. 3 ay sonra geldi, dedi ki ailem hamile kalmış. İyi maşallah, daha ne istiyorsun? Ondan sonra tabii ki bir daha gelmedi. Şimdi incir KSK hem erkek hem bayanlar yemekten önce günde bir tane yiyecek. Bunun içerisinde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ne varmış? Zeytin yaprağı ekstraktı, kuru incir, zerdeçal, zencefil, kırmızı biber, karabiber, tarçın, karanfil, azgın teke otu ekstraktı, sarımsak vesaire. Yani her türlü sorun aşılabilir.